Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda size PR birincisi Luger Fatih kardeşimizi getirdim. Efsane bir video ile karşınızdayız. Çok çılgın bir maç yapacağız. Konsepti anlatacağım birazdan arkadaşlar size ne olduğunu, ne gittiğini. Ama önce bir Luger'den, Luger'le tanışalım. Bir Luger kimmiş, neymiş, TR birincisi arkadaşımız. Bir onunla biraz konuşalım. Ondan sonra hemen maça geçeceğiz arkadaşlar. Fatih kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. An itibariyle TR birincisisin ve sezon sonuna kadar TR birinciliğinden düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü bayağı ciddi bir LP farkı var ikinciyle aranda. Evet. Biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Kimsin, nesin, ne kadardır bu oyunu oynuyorsun? Sen nasıl birinci oldun? Vesaire vesaire. Birazcık kendinden bahsedersen ha, izleyiciler de seni tanımış olur, süper olur. 5 seneyi aşkın League of Legends oynamaktayım. Bir yıldır da profesyonel oynamaktayım. Önceden Team Turkuality oyun hizmetlerinde oynadım. Artı ben önceden aslında West'te oynadığım için biraz Türkiye sunucusunda böyle seviyelere gelmek aslında kolay oldu benim için. Çünkü ben West'te Challenger oluyordum. Challenger Master'da Master Elo'sunda oynuyordum. O yüzden biraz şey oldu yani TR birincisi olmam. Easy oldu diyorsun yani. Aynen, tesadüf olmadı. Güzel, süper. Yani böyle. Süper. Bu arada bugünkü videomuzda yanına 4 tane bronz destek vereceğiz. Ayrıca sen maçın başında base'de bekleyeceksin. TR birincisi olduğun için seni doğal olarak biraz yormamız gerekiyor. Yani şimdi TR birincisini evet, videomuza konuk etmişiz. Ona bir maç yaptıracağız. Öyle kolay maç yaptırmayız yani. Arkadaşlar bu arada Luger'in YouTube kanalını hemen sağ üstte kartlardan ve aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Yeni girdi YouTube camiasında bilginiz olsun. Daha önceden profesyonel League of Legends oyuncusuydu. Bu arada ilk profesyonel oyuncumuzu da kanalımızda görmüş olacağız hep beraber. Bakalım nasıl oynayacak ben de merak ediyorum. Evet Fatih, şimdi herkes yorumlarda diyor ki TR Challenger birincisini yenerim diyor. Ben de bu arkadaşlarımıza şans vermek istiyorum. Senle vs atmak konusunda. Benim Hodri Meydan diye bir serim var. Yayıncıların ve en iyi oyuncuların vs'ye alındığı izleyicilerle. Bu iddiada bulunan arkadaşlarımızı senle vs'ye almak isterim. Ne düşünüyorsun? Gelsinler vs atalım. Güzel. O zaman Hodri Meydan diyorsun sen de. Değil mi? O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Bu videonun altına TR Challenger birincisiyle VS atmak isteyen arkadaşlarımız yorum yazsın. Biliyorsunuz kazanırsanız RP alıyorsunuz zaten. Hodri Meydan serimizin. Yani Hodri Meydan serimizin bir sonraki bölümünü TR Challenger birincisiyle yapacağız. O yüzden videoyu beğenip yorumlarda iddianızı ve nickinizi yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki Hodri Meydan serisinde TR Challenger birincisini görelim. Bakalım iddialarınızı gerçekleştirebilecek misiniz, yenebilecek misiniz? Beraber tanık olalım. Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine çılgın bir konseptle karşınızdayız. TR Challenger birincisi profesyonel oyuncu Luger kardeşimizi aldık. Biliyorsunuz daha önce birçok 4 destek, 1 ADC, 1 Yasuo tarzında videolar yapıldı. Ama bu sefer biz birazcık şartları zorlaştırdık Luger için. Sonuçta adam TR Challenger birincisi. Şartları da biraz onun için zorlamazsak olmazdı. Luger'in yanına 4 tane bronz support arkadaşımızı aldık. Onlar support olarak Luger'i taşımaya çalışacaklar. Fakat şöyle bir durum var. Luger ilk 15 dakika boyunca base'de bekleyecek arkadaşlar. Luger base'den çıkmayacak. Yani 15 dakika boyunca support arkadaşlarımız ne kadar dayanabilirse dayanacak. Daha sonra Luger gelecek. Ve bakalım bu 4 tane destek bronz arkadaşımızı taşıyabilecek mi? Yani Challenger birincisi olmanın farkını bize gösterebilecek mi? Bu arada kendi main'i ADC arkadaşlar Luger'in. Aynı zamanda oyun hizmetleri ve Team Turkuality'de de oynamış bir arkadaşımız. Kanalımızdaki ilk profesyonel oyuncu olacak aslında. Bakalım 15 dakika sonra nasıl bir performans sergileyecek, merak etmeyin. Bu arada 15 dakikaya hemen geçeceğim. 15 dakika sonrasında başlayacağız maça. Bu arada videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Böyle usta oyuncuları, değerli oyuncuları getirebilmemiz sizin izlemeniz ve beğenmeniz sayesinde oluyor. Bu konuda da hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi şimdiye kadar hiç esirgemediniz bizden. Bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Haydi geçelim bakalım maçımıza. Luger taşıyabilecek mi onları? Tamam şimdi geliyorum abi, alacağız oyunu. Sıkıntı etmeyin. Tamam 8 saniye kaldı. Aynen geliyorum şimdi abi. Evet arkadaşlar 5 saniye sonra 3 saniye sonra Luger oyuna girecek. Bayağı zor durumda şu anda
destekler. Luger burada toparlayabilecek mi? Luger şimdi içeri girdi. Katarina bir skor aldı. Burada Luger direnebilecek mi? Daha bir level burada. Yapabileceği çok bir şey yok. 14'e 4 bu arada skor. Garen burada bir skor alır mı? Almak üzere. Çok fazla canı gitti Luger'in. Luger şu an hem bir level derken bir skor aldılar burada. Luger 2 skor aldı. Kuleden de yedi burada. Luger'e giden 2 skor ciddi bir fark yaratacaktır. Çıkamadı yalnız mavi taraf. Bayağı zorladı şuraya kadar skorları. Ama Luger'e giden 2 skor onu da 5 level yaptı şu anda. Eşya olarak Luger çok geride. Fakat level olarak birazcık toparladı gibi buradaki 2 skorla. Bakalım geri döndüğünde destekleri ona nasıl yardımcı olacak. Dıştaki bütün kuleler neredeyse gitti arkadaşlar. Sadece soldaki kuleler duruyor. İnhibitör kulelerine kadar dayandılar. Altın farkı da 8000'e yakın. Supportlar bir yere kadar hem skor alamıyorlar hem ilerleyemiyorlardı. Dolayısıyla mavi taraf bayağı ilerledi oyunda. Arkadaşlar aynı zamanda bu oyun özel oyun değil. Oyun geçmişlerinden bakabilirsiniz arkadaşların. 21 Ekim'de oynadık bu maçı. Siz de oyun geçmişlerini arkadaşların kontrol edebilirsiniz. Özel oyun değil. Özel oyun yapsam iki takıma bir önceki maçta olduğu gibi iki tarafa da zayah vermem yani. Hani onu anlayabileceğinizi biliyorum özel oyun olduğunu. O yüzden özel oyun değil arkadaşlar. Özel oyun yapacak olsam zaten biliyorsunuz özel oyunları. Mesela 2v5 yaptığımızda o özel oyun. Ama bu tarz oyunlarımız özel değil arkadaşlar. O zaman heyecanı kalmaz. Yani sürekli saçma saçma aşağıya işte özel oyun bu bilerek bir yapılmış tasarlanmış falan demeyin. Değil. Özel oyun olduğunu da söylüyorum zaten. Merak etmeyin. Bakalım Luger'i ne kadar yaşatıp Luger'e ne kadar destek olacaklar. Bu destekler Luger 7 level. Çok fazla eşyası da yok. Garen de çok sağlam vuruyor. Bir skor aldılar burada. Yalnız alameti aldılar ha. Şuradan Luger'e ben sabitliyorum arkadaşlar. Onun oynayışını da görelim. De yalnız burada Lee Sin çok güzel ulti vurdu. Luger güzel bir şekilde kaçtı. Jinx. Ne yapıyorsun Jinx? Vallahi zor. Şimdi bot lane'deki kule de gitti. İnhibitöre dayandılar. Yasuo oradan yardırıyor. Baksana kule gitti. İnhibitöre almak üzereler. Bir kule daha gitti. Çok zor abi. Bunu alabileceklerini zannetmiyorum ya. Biraz zorladık ki. Vaa bu kule de gitti. Luger'in biraz daha eşya alması lazım. Ama burada yeterli hasar çıkmıyor Luger'den. Katarina yalnız burada bayağı hasar vuruyor. Tamam çok zorlamadılar çünkü inhibitörü almak üzere burada alamet. Vallahi heyecanlı olacak. Ya bundan önce bir iki tane yaptık inanılmaz kolay oldu. Yani Luger'i işte 5 dakika beklettik 10 dakika beklettik. 5 ya da 10 dakika beklettik çok easy oldu. Dedik bunlar çok easy oldu yani bu kadar easy olmaması lazım. Dedik bu sefer 15 dakika bekletelim bakalım alabilecek misin yani. Hani challenger birincisiysen sana en zor şartı sağlamamız lazım. O yüzden maksimum derecede bekletip. Oyunu almaya oyuna devam etmek istedik. Şu an çok zor durumdalar açıkçası. 2 inhibitor kulesi açıldı. Luger'in eşyası yok henüz. Herhangi bir eşya yok. Yani karşı taraf çok hasar vuruyor. Taşıyabilecek durumda olduğunu zannetmiyorum şu anda. Bakın yukarıdan inhibitörü açmak üzereler. Vallahi bu oyun gider gibime geliyor. Bak Zillion Yasuo da çok fazla vuruyor. Level olarak da çok ciddi fark var. Burada Luger ikinci skorunu aldı. Luger üçüncü skoru aldı. Luger gidiyor. Bir tane daha skor alabilecek mi? Yok Garen kaçtı. Güzel. Burada Luger'e ne kadar çok skor verirlerse o kadar iyi olacak onlar için. Yoksa taşıyamazlar. Guinzo'yu aldı bu arada Luger. Çatır çatır vuracaktır biraz. Bir de mahvolmuşu koyarsa yanına daha rahat olacaktır. Vallahi iki inhibitör neredeyse gitti. Üçüncünün de kulesi gitmek üzere ama Lulu burada. Oo burada Luger'i öldürürler yalnız. Destekleri nerede Luger'in? Katarina tekrar içeri girdi ama skoru aldı burada Luger.
7-0 oldu Rüger ve ligi ben seviyesi 10 level oldu. Karşı taraflarında genelde 11-12. Zaten geç oyun dedi oyuna dahil olduğu için skor aldığı zaman level çok seri bir şekilde yükseliyor. Level konusunda sıkıntı yaşamıyor. Ama eşya konusunda sıkıntısı var şu anda. Desteklerin ona yeterince hayatta tutması lazım. Bakalım. Oh, mavi taraf ejderhayı da aldı vallahi. Takım savaşlarında kırmızı taraf ne kadar çok Lugia'yı korumaya yönelik oynarsa o kadar kazanabilir valla. Yoksa bu maçı kaybederler. Abi hiçbir kule alamamışsın. İki inhibitörün gitmiş neredeyse. Kolay değil yani. Bak bak bütün destekler arkasında. Aynen burada Lugia'nın korkusuzca onun üstüne gitmesi lazım. Çünkü 4 tane desteği ona destek veriyor. Ultiyi de açtı. Burada Yasuo skorunu aldılar. Lee Sin skorunu da aldı. Luger gidiyor. Luger bir skor daha alacak mı? Bir skor daha aldı. Yanına aldı. 4 tane bronz ligli desteğiyle midden gidiyor ama bottan tabii bu arada Jinx inhibitörü almak üzere. Gel 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 dön dön dön. Ver 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 bana ver bana ver bana. Nice. Çok güzel. Güzel, Yürü, ben base oraya atmamız gerek sadece şimdi. yorur. Tamam, tutmaya çalışıyorum. Bu arada devam edebiliriz bak, bana Ama hazır olun. Verebilirsiniz bana. go 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 Güzel. Sersemledi. Bir skor daha aldılar burada. Luger 11 skor oldu. Şu anda Zilin base'i tutarsa buradan aslında biraz yürüyebilirler. Oho, hasar. Bir tane daha var mı? Lee Sin yanlış yaptı burada. İçeri girmeyecektin orada dostum. Aslında kule altında bile burada skor alabilir ha Luger. O destekler onu yaşatır. Güzel. Burada Yasuo yanlış bir hamle yaptı. Luger'e bir skor daha gitti. Abi iyi. Mid kule de gitti yalnız. Buradan tamam kule alacaklar ama diğer takım Baron'u pingliyor bu arada. Vallahi heyecanlı. Ben kazanabileceklerini zannetmiyorum bu noktada. Çünkü buradaki kule gitti, inhibitör açık. Buradaki inhibitör gitti. Base kuleleri de gitmek üzere şu anda. Nexus kulesi gidiyor yalnız. Nexus kulesinin gitmemesi lazım. Nexus kulesi gitti. Mid'den de kule yok. Oradaki inhibitörü de açabilirler. Döndürmek çok zor olacak burada şu anda. Yani bir şu kule var. O kuleyi de ne kadar tutabilecekler? E bir de Baron alırlarsa. Yani Luger'in bayağı destekleriyle birlikte girip katliam yapıp midden veya herhangi bir lane'den yürümesi lazım. Baron'u pingliyorlar. Eğer Baron'u alırlarsa oyun bence biter yani. Ya düşünüyorum, şartları çok mu zorladık acaba ya? Hani 15 dakika base'de bekle, yanına 4 tane bronz ligli arkadaşımızı support olarak ver falan. Biraz şartları zorladık gibi. Çünkü yukarıdan da minyonlar gidiyor yine. Oo, çok kötü yakaladılar. Luger'i burada hayatta tuttular. Bütün ultiler Luger'e geldi. Güzel. Burada yaşattılar Luger'i. Bu çok önemli. Katarina gidiyor yalnız buradan. Katarina bottan gidiyor. O inhibitör alırsa sıkıntı. Yukarıda Gelin Aptal abi mide. ya. Aynen. Katarina Mide bu gelin, mide gelin. Bak ben önde oynayacağım. Siz bana vereceksiniz. Ben direkt keseceğim herkese. Ay, Böyle skiller Jinx ama. çok ayrı kitleme yapıyor. Ya sıkıntı değil. Şey yapalım bak. Aynı anda skilleri verin. Mesela ben bas deyince direkt basın skillere. Ben Bekleyin flash şimdi. atacağım ortalarına, ulti atacağım abi. Tamam, bekle şimdi. Abi son W'su çok çok güzel. Ver bana. Çok güzel be. Go Ulan Cumhurbaşkanı da böyle korumuyorlar. inhibitör çıktı. Abi 3 inhibitörü de alır bu ha. Büyük minyonlarla birlikte yukarıdan inhibitörü alacak. 3 inhibitörü alırsa çok ciddi sıkıntı yaratabilirler. Şimdi Janna ile Zilin geldi ama burayı tutamazlar çünkü Zilin'in ultisi yok. Zilin'in ultisi yok. Yeterli hasar vurabilecekler mi? Katarina eğer orayı alırsa sıkıntı derken burada Luger bir skor daha aldı. Yukarıda da Katarina'yı öldürdüler. Güzel. Buradan biraz daha yürüyebilirler aslında. Luger'i yaşatabilecekler mi? Yaşatamadılar çünkü skiller yok. Burada biraz sıkıntı oldu. Luger öldü.
Vallahi inhibitörü tuttular yalnız çocuklar ha, helal olsun yani. Şimdi skor olarak kırmızı taraf önde. Okey. Lugar statiyi aldı. Guinzo'yu aldı. Mahvolmuş aldı. Bir de savaş çizmesi var. Eşyası, 4 tane eşyası tamam. 6 eşya olduğunda nasıl tutacaklar? Bir de rotasyon sıkıntı arkadaşlar. Şimdi midden gidiyor 5'e okey. Ama yukarıdan Katarina geliyor. Aşağıdan Garen geliyor. Jinx geliyor. Bir şekilde inhibitörleri alıyorlar. Nasıl direnecekler hiçbir fikrim yok açıkçası. İnhibitör kuleleri gitti. İnhibitörlerin canı sıkıntılı. Neyse ki inhibitörün canı birazcık dolmaya başladı. Bak Lee Sin yukarıdan gidiyor, görüyor musunuz? Bak bak, hep bir farklı lane'lerden inhibitör alma peşindeler. Katarina mesela gidiyor yukarıya. Burada dikkat etmeleri gerekiyor. Tamam, burada skor alacaklar ama sıkıntı şurada. Katarina yukarıdan gitti. Güzel, ikiliyi yukarıya gönderdiler. Luger ikinci skoru da aldı. Katarina burada bu inhibitörü alabilecek mi? Aldı. Aldı abi. Yalnız skor verecekler. Vermediler. Güzel. Bu arada burada ne olmuş arkadaşlar o skoru aldıktan sonra? Luger artık zaten geri vites yapmıyor. Destekleriyle birlikte güzel bir şekilde onu desteklediler. Abi adamın bir de main ADC. Yani adam profesyonel ADC. Hani normal bir oyuncu değil yani. Ayrıca arkadaşlar TR Challenger birincisiyle alakalı video önerileriniz varsa, hani birincisi, TR birincisini şu VS'yi alalım, bu VS'yi alalım, şöyle bir konseptle yapalım, yorumlarda belirtirseniz süper olur. Ona göre değişik konseptlere Luger'i dahil edeceğiz. Onun da YouTube kanalını bu arada sağ üst tarafta bulabilirsiniz. Güzel, midden inhibitörü açacak gibiler. 2 inhibitör gitmek üzere bu arada kendi taraflarında. Ama yanındaki 2 tane destekle birlikte burada ölmez diye düşünüyorum. Luger bir skor daha aldı. Buradan bir skor daha alacak. Adam vuruyor ya. Bir daha ustasının elinde Vayne bir başka. O Garen yukarı mı gidiyor? Yukarı mı gidiyor? Güzel. Zilin'den güzel sersemletme. Bir skor daha aldılar. Luger'i yaşatabilecekler burada. Gayet yaşatamadılar. Maalesef Luger hayatta kalamadı. Burada arkadaşlar Nexus kulelerine kadar geldiler. Oyun bitecek gibi burada şu anda. Vallahi bir tane Nexus kulesi, onu korumaya gönderdiler birini. Bir kişi mutlaka burada bekliyor. Tabi Luger yönlendiriyordur arkadaşları burada. Şimdi yukarıdan büyük minyonlar gidiyor. Midden de kırmızı tarafın büyük minyonları gidiyor. Mavi taraf Baron Pink diyor. Eğer Baron'u alırlarsa ciddi sıkıntı. Valla ben bile gerildim ya. Hani bu kadar inhibitör kuleleri gitmiş, inhibitörler gitmiş. Sonradan oyuna dahil olan bir ADC var. Valla enteresan bir görüntü çıktı. Hani şu anda ben kırmızı taraf eğer birlikte dururlarsa güçlü gibi görüyorum ama mavi taraf eğer farklı bir split push yaparsa yetişemeyebilirler. Bir tane Nexus kulesi var sadece. Aslında Vayne'le birlikte çok rahat şu anda Baron alırlar. Midi açtıktan sonra yukarıya geçtiler bu sefer. Şimdi seni yönlendiren bir de profesyonel oyuncu olunca daha rahat rotasyon yapabiliyorsun. Hani buraya gelin diyor. Zaten arkasındaki herkes onunla birlikte gidiyor. Mavi tarafın burada biraz daha akıllı davranıp şu sinsi sinsi gidip inhibitörleri alması lazım. Yani sadece 4 tane desteğinin olması yetmiyor arkadaşlar. İşte rotasyon, doğru zamanda girmek, doğru zamanda çıkmak da çok önemli. Ooo Lee Sin'e dikkat. Ama yedirmez zaten oradaki o destekler onu kimseye. Burada bir takım savaşı olacak. Bu takım savaşının sonucunda da bence maçı yenen kişi belli olacak. Vallahi Lee Sin Q'yu tutturuyor ama girmeye cesaret edemiyor. Vayne yalnız içeri girdi. Luger çok ani bir giriş yaptı. Geri vites yapmıyor. İçeri girdi burada. Bir skor çıkar mı? Destekler Luger'i hayatta tutuyor. Lee Sin içeri girdi ama yapabilecek bir şey yok burada. Çok ani bir agresiflik gördük burada Luger'den. Herhalde bir skor daha çıkar. 4'te 4. Garen'i de alırsa pentasını yapıp oyunu bitirir. Bence desteklerin buna, ona burada destek vermesi lazım. Destekler onu yaşatması lazım. Verin pentasını çocuğun.
Valla arkadaşlar çok zor bir şartlarda bu maçı aldılar. Gerçekten çocukları çok tebrik ediyorum. İlk 15 dakikada destekler çok geri düştü. Kulede çok geri düştüler. İnhibitörleri bile açıldı. Sonradan gelen TR Challenger birincisi Luger arkadaşımız oyunu çok güzel taşıdı. Destekleri de çok güzel yardımcı oldu. Bize böyle güzel bir maç izlettikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda TR Challenger birincisi Luger'in sağ üst tarafta da YouTube kanalını bulabilirsiniz. Yüksek elo yani en yüksek elo oyunları onun kanalında görebileceksiniz. Tebrik ediyorum arkadaşlarımı. Dediğim gibi TR birincisiyle alakalı video önerilerinizi şöyle yapın böyle yapın önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ona göre Luger'i değişik challenge'ları alırız. Güzel olur. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aynı zamanda şimdi sağ ve üst, sol üst tarafta diğer videolarımız çıkacak arkadaşlar. O videoları da tıklayarak izleyebilirsiniz.